Sonuçta büyük bir zarar oluştu burada gerçekten. En büyük maliyeti de yurttaşlarımız yaşamını yitirdiler. Büyük bir hasar var gerçekten. Maliyeti ağır olan hasar var. İnsani maliyeti ağır olan hasar var. Ve olağan şüpheliler var. Bu yangının bu şekilde çıkmasında ve büyümesinde. Onların başında da DEDAŞ geliyor. Sonuçta bu mevsimde, bu bölgede, sadece Diyarbakır'da değil, 6 ilde hava sıcaklığı ve değişik nedenlerle, elektrik iletim hatlarından kaynaklı nedenlerle yangınlar çıkıyor. Bu bilinen bir şey. Ve burada da şimdi tanıklardan dinlediğimiz, bu köyde yaşayanlardan dinlediğimiz şekilde bizzat gözlemledikleri mesele elektrik iletim hatlarından çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet olduğudur. Olağan şüpheli bir kez daha söylüyorum, DEDAŞ'tır. Ve bunun etkin bir biçimde soruşturulması lazım. Gerçek sorunların ortaya çıkması bakımından soruşturulması lazım. Adil bir biçimde soruşturulması lazım. Yangının nedeni konusunda. Mesele şu aslında, elektrik hizmeti sonuçta bir kamu hizmetidir. Bu hizmetten özelleştirilmemesi gerekirdi. Ama maalesef özelleştirildi bütün Türkiye'de ve burada da DEDAŞ adlı şirket elektrik hizmetlerini yürütüyor. Yürüttüğü zaman sonuçta bu şirket özel şirket olduğu için de karlılığını esas alıyor. Kendi sözleşmesinde elektrik iletim hatlarıyla ilgili olarak yatırım yapması, altyapı yenilemesi gerekirken bu hizmetleri yeterince yapmadığını biliyoruz. Bakın buradaki direklerin çoğu tahta direkler. Benim aldığım bilgiye göre 1987 yılında yapılmış ve o zamandan bu zamana yenilenmemiş. Bir yatırım yapılmıyor bölgeye bu bakımdan. Dolayısıyla bunların yapılması lazım. Benim çağrım Adalet Bakanlığı'dır ve aynı zamanda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndır. Bu soruşturmayı yetkin ve DEDAŞ'ı şimdiye kadar korunduğu şekilde korunmadan yapılması lazım. Gerçek sorunlar bakımından ve başka vahim olayların gerçekleşmemesi bakımından. İkinci konu şudur. Gerçekten büyük hasar oluştu. Birçok canlı yaşamını yitirdi. 15 bine yakın dönüm hasar gördü. Bazı yerler hiç ekilmemişti. Hasadı bile yapılmamıştı. Çiftçinin hem büyük hasarı var, hem büyük mağduriyeti var. Sulama boruları noktasında büyük gerçekten zararları var. Bu zararların doğru tespit edilip giderilmesi noktasında da hükümetin bütün kaynakları aktarması lazım buraya. Sonuçta yurttaşlarımızın düşüncesi şu. Buradaki kamu hizmetleri yani yeterli bir biçimde, hizmete uygun bir biçimde yürütülmüyor. Bu hizmetlerin yürütülmemesi nedeniyle de etkin soruşturmalar yapılmıyor. Ve negatif bir gözle bu taraflara bakılıyor. Bunun yapılmaması lazım. Böyle bir algının oluşmaması lazım. Bu olay nedeni oluşmaması lazım. Yakın zamanda Türkiye'nin birçok yerinde yangın oldu. Bu kadar çok insani maliyetin fazla olduğu başka bir yangın olayı da görmedik bu bölge dışında. Bunun da dikkate alınması lazım ve yurttaşlarımızın duygularına hitap eden, gerçekten aklına hitap eden soruşturmaların yapılması lazım ve zararların giderilmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ben Diyarbakır Milletvekili olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Yetkilileri göreve çağıracağız. Önümüzdeki hafta parlamentoda da bu yangın gündemini mutlaka bir gündem yapacağız. Genel Başkanımız da konuyla ilgili bilgiler aldı. Kendisi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve onun da başsağlığı ve taziye dileklerini buradan sizler aracılığıyla iletiyorum. Teşekkür ederim. Evet, yani sonuçta yani yangının boyutu ve işte yangının gerçekleştiği yer bakımından yurttaşlarımızdaki algı geç müdahale edildiği noktasındadır. Eğer doğru ve zamanda müdahale olsaydı belki yurttaşlarımız kendilerini feda edecek bir müdahale içerisinde olmayacaklardı. Böyle bir konu da var. O nedenle bir kez daha söylüyorum. Yangının nedeni büyümesi, müdahale edilmesi noktalarındaki aksaklıklar, kamu hizmetlerinin doğru yürütülmemesi noktasında nerede bir aksaklık varsa ortaya çıkarılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Kaynağın aktarılması doğru ama zararın bütünüyle saptanması lazım. Doğru biçimde saptanması lazım. Hiçbir yurttaşımızın yani tabii ki insanlar geri gelmez. Yaşamlarını yitirdiler. Aynı aileden yaşamını yitiren çok sayıda yurttaşımız var. Bunun maliyeti hiçbir şekilde parayla falan ölçülmez ama buradaki yurttaşlarımızın maddi zararlarının da tam olarak karşılanması lazım. Ve doğru saptanması lazım. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz başkanım. Eyvallah.